Herkese merhabalar. Karbonhidratlar, yağlar ve proteinler konusuyla birlikteyiz. Karbonhidrat, yağlar ve proteinler canlının temel bileşenlerinde organik bileşiklerin içerisine dahil oluyorlar. Ve üçü inanılmaz derecede önemli. Yazılıda büyük ihtimalle %60-%70 soru bu üç başlık altından karşınıza gelecek gençler. Hemen karbonhidrat ve yağ ve proteinlere bakalım. Karbonhidrat, yağ ve proteinler bizim enerji veren organik bileşiklerimiz. Bunların da enerji verme sırası var. Peki enerji vermek ne demek? Eğer ben bir maddeyi, bir besini oksijenli solunum tepkimelerine sokup ondan ATP elde edebiliyorsam onlar enerji veren organik bileşiklerdir. Ki ben sadece karbonhidrat, yağ ve proteinlerden enerji elde edebiliyorum. Başka hiçbir şey enerji vermez. Hani halk arasında yanlış bilinen bir şey vardır. Vitaminler enerji verir diye. Vitaminler kesinlikle enerji vermez gençler. Enerji ihtiyacımı karşılamak için ilk kullandığım şey karbonhidratlar olmuş oluyor. Eğer vücudumdaki karbonhidratlar yani şekerler biterse bu sefer enerji ihtiyacını kullanmak için yağlarımı yakmaya başlıyorum. Eğer vücudumdaki yağlar da biterse böyle çok uzun süreli bir açlık yaşarsam o zaman enerji elde etmek için proteinlerimi kullanmaya başlıyorum. Yani kullanım sırası olarak ilk önce karbonhidratlar tüketiliyor, sonra yağlar tüketiliyor, sonra proteinler tüketiliyor. Şuradan aklınızda kalabilir. Diyetisyenler televizyona çıktıkları zaman diyorlar ki şeker yemeyi bırakın yani karbonhidrat almayı bırakın kilo verirsiniz diyorlar. Eğer ben vücuduma karbonhidrat almaz isem enerji kaynağı olarak kimi kullanmaya başlayacağım? Yağları. Bu da benim kilo vermem anlamına gelecek. Birim miktarının enerji verme oranı dediğimiz zaman ise yani ben üçünden de eşit miktarda aldım. Üçünden de eşit miktarda alıp oksijenli solunum tepkimelerine soktum. Enerji verme sırasını soruyor bize. Birim miktarının enerji verme oranı dediğimiz zaman da en çok enerji veren organik bileşikler yağlardır. Yağlardan sonra proteinler enerji verir. Orta sırada en az enerji veren de karbonhidrattır. Çeşitli kaynaklarda rakamlar veriliyor ama her kaynak farklı rakam verdiği için rakamı bilmemize gerek yok. Çok, orta, az diyebilmemiz bizim için yeterli. Şimdi şuraya bir baktığım zaman özellikle karbonhidratların üstünde bir duralım. Karbonhidratları birinci sırada kullanıyorum ama karbonhidratlar en az enerjiyi veriyor. Ya hocam neden en az enerjiyi vereni gidip ilk sırada kullanıyorum? Çünkü karbonhidratları yakmak çok kolay. Karbonhidratlar oksijen molekülüyle çok kolay tepkimeye giriyorlar. Yağları ise yakmak zor. Yağlarda böyle hidrojenler fazla. Oksijenle tepkimeye girmesi o yüzden daha zor oluyor. O yüzden yağları yakmak biraz daha zor. Ama en çok enerji veren yağlardır. Proteinler ise bizim aslında yapı maddemiz. Bir canlının vücudundaki suyu çıkart, kuru ağırlığına bak. Kuru ağırlığının en büyük kısmını proteinler oluşturur. Yani proteinler bizim için aslında yapı maddesi. Sigorta şirketi olarak eğer karbonhidratım bitti, yağım bittiyse proteinlerimi enerji kaynağı olarak kullanabiliyorum ölmemek için. Ama aslında proteinlerden enerji elde etmek istemiyoruz gençler. O yüzden de bu organik bileşiklerin fazlası vücuttan atılmaz. Bunlar her zaman depolanırlar. İdrarla veya dışkıyla dışarıya atışları söz konusu değil. Mesela çok şeker yedim. Şeker depolarımı önce dolduracağım. Baktım şeker depolarım doldu. O zaman şekerlerimi yağ çevirip depolamaya başlayacağım. Vücudumuzdaki yağ miktarı da böylelikle artacak. Hadi karbonhidratlardan bir başlayalım. Karbonhidratlar dediğimiz zaman yapılarında karbon, hidrojen ve oksijen atomunu bulunduruyorlar. Karbonhidratlar bizim için kaçıncı dereceden enerji vericiydi? İlk onları kullanıyordum. Yani bizim için birinci dereceden enerji verici moleküller olmuş oluyorlar. Fakat protein ve yağlardan daha az enerji veriyorlar. Üçü içinde kıyasladığımız zaman en az enerji veren karbonhidratlardı. Ve karbonhidratların monomerleri olacak. Biz artık monomer, dimer, polimer gibi kelimeler duymaya başlayacağız. Latince hani sayıyorduk. Mono 1 demek, di 2 demek, tri 3 demek, tetra bizim için 4 demek, penta 5 demek, hexa 6 demekti. Zaten hexaya kadar bilmemiz biyolojide bizi kurtarıyor. Ama unutmayacağınız bir kelime daha var.
poli. Poli de bizim için çok anlamına gelecek. Eğer bir şeyin polimer yapılı olduğundan bahsediyorsak onun büyük bir şey olduğundan bahsediyoruzdur. Monomer yapılıysa küçük bir şey olduğundan bahsediyoruzdur. Aslında monomer, dimer, polimer kavramına da nasıl karar veriyorum? Bizim hücre zarımız var şurada. Hücre zarımızda delikler bulunuyordu ki biz bu deliklere ne ismini veriyorduk? Por. Eğer bir şey hücre zarındaki deliklerden direkt geçebiliyorsa o zaman monomer yapılıdır, yapı taşıdır. Eğer deliklerden direkt geçemiyorsa biz onlara daha büyük yapılı şeyler olduğunu söylüyoruz. Yani hücre zarından geçemiyorlar. İkinci ünitede hücreyi göreceğiz. Bizim şimdi karbonhidratın yapı taşı ne, yağın yapı taşı ne, bunları çok iyi bilmemiz lazım. Çünkü ikinci ünitede bunların alışverişinden bahsedeceğiz. Hangisinin küçük, hangisinin büyük yapılı olduğunu bilmezsek bu sefer o ünitede çok sorun yaşamaya başlıyoruz. Yani bu video bizim için çok temel bir video olmuş olacak. Monomerlerine ise monosakkaritler denecek arkadaşlar. Yani tek şekerliler denecek. Monosakkaritlerin de çeşitleri olacak ama karşımıza sorularda %99 hep glikoz şeklinde çıkacak. Monomerlerine biz doğru tanımla söyleyelim. Monosakkaritler denir. Haliyle bir monosakkariti de birbirine bağlamak istediğimiz zaman arada bağ kurmamız lazım. Monomerleri birbirine bağlayan bağlara ise karbonhidratlarda glikozit bağı demiş olacağız. Yani tekrar toparlayalım. Karbonhidrat dediğim zaman CHO bulunacak. Bunlar bizim birinci dereceden enerji vericilerimiz ama çok az enerji veriyorlar. Niye gidip ilk sırada kullanıyorum? Çünkü karbonhidratları yakmak çok kolay. Karbonhidratların yapı taşına da monosakkaritler, yani en küçüklerine monosakkaritler diyeceğiz. Monomerlerini birbirine bağlayan bağ ise hani glikoz diye en bilinen, oradan da aklınızda kalabilir. Glikozit bağıyla birbirlerine bağlanmış olacak gençler. Gelelim karbonhidratların çeşidine. Temelde karbonhidratları 3'e ayıracağız. Hani demiştim ya 6'ya kadar bilseniz bizim için iyi. Mono, di, tri, tetra, penta, hegza. Çok da poli demekti. Monosakkaritler, yani tek şekerlilerden bahsediyoruz. Bunlar yapı taşı olacak. Bunun altına ne yazarsak yazalım yapı taşı olmuş olacak. Disakkaritler dediğimiz zaman çift şekerlilerden bahsediyoruz. Yani iki tane monosakkaritin bir araya gelmesiyle oluşacaklar. Polisakkaritler ise çok şekerliler. Çok fazla derecede monomerin bir araya gelmesiyle meydana gelecekler. Bir sürü yapı taşı bir araya geldiği zaman polisakkaritler sentezlenmiş olacak. Karbonhidratların ilkine ne dedik? Monosakkaritler dedik ki monosakkaritleri de yapılarındaki karbon sayısına göre gruplandırabiliyoruz. 5 karbonlular, 5 latince ne demekti? Penta. Yani pentozlardan bahsediyoruz. Ki en bilindik pentozlarda riboz ve deoksiriboz olmuş olacak. 6 karbonlular, 6 ne demekti? Hegza, yani hegzoslardan bahsediyoruz. Glikoz, fruktoz ve galaktoz olmuş olacak. Şimdi dedim ya burada öğrendiklerimiz diğer ünitelerde de karşımıza çıkacak. Diğer üniteyi beklemeden de karşımıza çıkacak. Mesela 5 karbonlulardan bilinen ne varmış? Riboz. Riboz tutacak, RNA'nın şekeri olmuş olacak. Ki RNA'nın uzun adı ne? Ribonükleik asit. Yani tutup da ben RNA'yı anlatırken diyeceğim ki RNA'nın şekeri nedir? Siz yeni bir şey öğrenmeyeceksiniz. Aslında daha önce öğrendiğimiz bir şeyi tekrar sormuş olacağız. Ki iki türlü de karşımıza soruları çıkacak. Riboz RNA'nın yapısına katılıyor. Deoksiriboz o zaman kimin yapısına katılıyor? DNA'nın. DNA'nın uzun adı ne? Deoksiribonükleik asit. Hani ünitenin sonuna doğru da DNA ve RNA'yı anlatacağız ya. Hatta en sonunda da ATP'den, yani kullanılabilir enerjiden bahsedeceğiz. ATP'nin şekeri de riboz olmuş olacak. Tekrarlayalım. Riboz RNA'nın ve ATP'nin yapısına katılacak. Deoksiriboz da DNA'nın yapısına katılmış olacak. 6 karbonlular dediğimiz zaman da yine karşımıza glikoz, fruktoz ve galaktoz çıkmış oldu. Glikoz üzüm şekeri ya da kan şekeri olarak da bilinir.
tüm polisakkaritlerin yapısında glikoz bulunduğu için çok fazla derecede karşımıza çıkacak. Hatta sizin ya bu karbonhidratların yapı taşı glikoz mu sadece diye aklınıza takılacak kadar çok karşımıza çıkacak. Ki sorularda %99 glikozdur ama dediğim gibi yapı taşı bunların hepsi. Üzüm veya kan şekeri diyebileceğiz. Fruktoz meyve şekeridir. Yani bu elma, armut, kayısı yediğimiz zaman içinde bulunan şeker fruktoz olmuş oluyor. Galaktoz da süt şekeri. Özellikle memelilerde yavrularını emziriyor ya anneler. Ya anneler yavrularını emzirdiği zaman verdikleri sütün içindeki şeker galaktoz olmuş oluyor gençler. Monosakkaritleri yaparken de bir formülden yararlanabiliyoruz. O formülümüzde ne oluyor? CH2O, hani yapısına karbon, hidrojen, oksijen var demiştik ya. N de bunun katsayısı. 5 karbonlu bir şey ise N yerine 5 yazacağım. 6 karbonlu bir şey ise 6 yazacağım. O zaman ben tutup da bunların 3'ü de 6 karbonlu olduğuna göre C6H12O6 yazabilirim. Ya hocam hepsinin formülü aynıysa, hepsi C6H12O6 ise niye biz bunlara glikoz, fruktoz, galaktoz diyoruz? Kimyadan hatırlayın, bunlar birbirinin izomeri. İzomer ne demek? Yani bunların kapalı formülü aynı fakat açık formülleri birbirinden farklı. Uyduruyorum. Mesela glikozda 6 tane karbon var ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bunları bilmenize gerek yok. Atıyorum glikozda hidrojenler böyle böyle dizilmişler. 12 tane hidrojen gelmiş. Galaktozda hidrojenlerin biri burada değil de bu tarafta. Yine sanayınca 12 tane hidrojen var ama açık yazılımları birbirinden farklı. O yüzden bunlar birbirine çok kolay şekilde dönüşebiliyor gençler. Monosakkaritlerden sonra kimlere geleceğiz? Disakkaritlere geleceğiz. Disakkaritlerde iki tane monosakkaritin birleşmesiyle oluşacak. En bilindik monosakkaritimiz kimdi? Glikozdu. Çünkü her şeyin yapısında bir glikoz var. Yazarken şöyle aklında kalsın. Glikoz hep cepte. Bunun yanına diğer 6 karbonluları yazmaya başlayacağım. Glikoz glikoz iki tane gli birleştiği zaman maltoz adını verdiğimiz disakkarit meydana gelecek. Aynı zamanda tepkimeden tabii ki bir tane de su açığa çıkmış olacak. Glikoz fruktoz bir araya geldiği zaman bazen hocalarınız sükroz ismini kullanır, bazen de sakkaroz ismini kullanır. İkisi de bizim için doğru. Sükroz veya sakkaroz dediğimiz disakkarit meydana gelecek. Glikozla galaktoz birleştiği zaman ise ismi içinde saklı laktoz adını verdiğimiz yine sütte bulunan bir şeker açığa çıkmış olacak. Demek ki glikoz, fruktoz, galaktoz bunlar monomer, yani hücre zarından doğrudan geçebiliyorlar ama maltoz, sükroz, laktoz gibi disakkaritler adı üstünde disakkarit olduğu için hücre zarından doğrudan geçemiyorlar. Burada hemen bir hatırlatma yapayım çünkü bu çok karıştırdığımız bir şey. Bu çok karıştırdığımız şeyi de tüm konularda kullanacağız. Eğer küçük şeyler bir araya gelip büyük bir şeye dönüşüyorsa, mesela ne gibi düşün, küçük küçük parçalar var elinde, bunlar bir araya geldiler, bağlandılar, büyük bir şeye dönüştüler. Küçük şeylerin bir araya gelip de büyük bir şeye dönüşmesine dehidrasyon sentezi ismini vereceğiz. Ve ben küçük bir şeyden büyük bir şey yaparken her zaman su açığa çıkacak. Tam tersine eğer büyük bir şeyi parçalıyorsam, küçük küçük şeylere dönüştürüyorsam biz buna hidroliz kelimesini kullanacağız. Ve ben büyük bir şeyi parçalamak için her zaman suyla tepkimeye sokmam gerekiyor. Küçükten büyük yapılıyorsa, bu karbonhidrat içinde böyle, yağ içinde böyle, protein içinde böyle. Mesela proteinlerin yapı taşı amino asit. Amino asitlerden protein sentezleniyorsa, amino asit küçük, protein büyük olduğuna göre demek ki dehidrasyon sentezi. Eğer proteinler amino asitlere dönüştürülüyorsa, büyük bir şey küçüğe dönüştü demektir. Demek ki hidroliz tepkimesinden bahsediyor olacağız. Hemen az önce ben karbonhidratlardan disakkaritlerden bahsetmiştim ya. Glikoz glikoz bir araya gelmiş, maltoz yapmış. Yani iki tane küçük bir araya gelmiş, bir tane büyük yapmış. Büyük yapıldığı zaman her zaman açığa ne çıkmış olacak? Su.
O zaman küçükten büyük yaptığım zaman bu bir dehidrasyon sentezi. Büyüğü küçüğe çevirdiğim zaman her zaman suyla tepkimeye sokmam lazım. Bu da bizim için bir hidroliz tepkimesi olmuş olacak. Gençler, dediğim gibi sadece karbonhidratlar için konuşmuyoruz. Yağ, protein, nükleik asit, enzim, bunların hepsi için bu dediğimiz kelimeler geçerli olmuş olacak. Polisakkaritler dediğimiz zaman da çok şekerlilerden bahsediyoruz. Yani yüzlerce glikoz bir araya gelecek. Bu yüzlerce glikoz bir araya geldiği zaman büyük bir şey sentezlenmiş olacak. Hep glikoz bir araya gelecek ama başka hiçbir şey olmuyor. Araya fruktozdur, galaktozdur bir şey girmiyor. Hep glikozlardan meydana geliyor. Ve şöyle bir formül kullanacağız. Aslında tek bir formülü öğreneceğiz. Hep N-1 kuralı geçerli. Sadece yağlarda bir katsayı vereceğiz. Onun haricinde hangisini görüyorsan N-1'i yapıştırırsan doğru çıkar. Bu nasıl ortaya çıkıyor? Hemen ondan da bahsedeyim. Şimdi düşünelim, glikoz bir araya gelmiş. Bir tane daha glikoz olsun, bir tane daha glikoz olsun, bir tane daha glikoz olsun, bir tane daha glikoz olsun. Tabii bunlardan yüzlerce yazdık gibi düşünün. Glikozlar bir araya geldiği zaman glikozları bağlayan bağın adı neydi? Glikozit bağıydı. Bakayım. 1, 2, 3, 4, 5 tane yazmışım. Yani 5 tane glikozdan bir araya gelen bir tane polisakkarit meydana gelmiş olsun. Tabi yüzlerce olması gerekiyor. Kaç tane su çıkar? N-1 kuralı geçerli. Tabii ki 5 glikoz varsa 4 su açığa çıkar. Ama bu nereden geliyor? Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 dedik ya. 5 tane şeyi birbirine bağlayacağım zaman arada kaç tane bağ kurdum? 4 tane. 5 şey bir araya gelirse 1, 2, 3, 4 tane bağ kurulur. Kurulan bağ sayısı kadar da su açığa çıkar. Yani 4 tane su açığa çıkmış olacak. Ben burayı 100 tane glikoz yazsaydım aralarında 99 tane bağ olacaktı. O yüzden 99 tane su açığa çıkmış olacaktı. Unutmayın, kurulan bağ sayısıyla açığa çıkan su sayısı her zaman birbirine eşittir. Keza karbonhidratları birbirine bağlayan bağın adı da glikozit bağı olmuş oluyordu. Kim bu polisakkaritlerimiz? Polisakkaritleri de kendi içerisinde ikiye ayırabiliyoruz. Bir depo polisakkaritlerimiz var, bir de yapısal polisakkaritlerimiz var. Depo polisakkarit ne demek? Yani sen vücuduna glikozları aldın, bunu nasıl depoluyorsun? Ya canlılar nişastaya çeviriyorlar ya da glikojene çevirerek depoluyorlar. Nişastaya kimler çevirebiliyor? Bitkiler nişastaya çevirerek depoluyor. Hani bitkiler fotosentez yapıyor ya, bitkiler fotosentez yaptığı zaman da glikoz üretiyorlar. Fotosentez yaptı, bir sürü glikoz üretti. Glikozları glikoz olarak bırakırsa hücrede çok yer kaplarlar. Glikozları birbirine bağlayınca açığa su çıkacak ya, hem su ihtiyacını karşılayacak hem de açığa çıkan sudan dolayı daha az yer kaplayacaklar, küçülecekler gibi de düşünebilirsiniz. O yüzden bunları depoya çeviriyoruz. Bitkilerin depo polisakkariti nişasta. Glikojen ise bakterilerin, mantarların, aynı zamanda hayvanların depo polisakkariti. Yani biz de tuttuk 2 kilo baklavayı yedik. Yani vücuduma çok fazla derecede glikoz aldım. Önce kan şekerimi ayarladım. Her yere ihtiyacı kadar gitti ama fazla glikoz var. Bu bana yarın öbür gün lazım olabilir. Fazla olanı dışarıya atmam. Tutarım, depolamaya gönderirim. Neye çevirerek depoluyormuşuz? Glikojene çevirerek. Glikojeni çevirerek depoladığımız organımız ise karaciğer. Yani ben glikozun fazlasını karaciğerimde glikojene çevirerek depolamış oluyorum. Selüloz ve kütüne geldiğimiz zaman ise, selüloz da böyle tanıdık gelecektir size, bitkilerin hücre duvarında vardı. Bitkiler biliyorsunuz hayvansal hücrelerde duvar yoktu ama bitki hücrelerine çizdiğimiz zaman onların duvarı vardı. Hayvansal hücreleri hani şöyle yuvarlak gösteriyorduk. Bitkisel hücreleri yuvarlak ama etrafında da bir kareyle gösteriyorduk. Bu kare ya da dikdörtgen şeklinde çizdiğimiz şey onun hücre duvarı, hücre çeperi dediğimiz şey. Bitkilerin hücre duvarı, hücre çeperi selüloz yapılı. Kitin ise, önce bundan bahsedeyim, mantarların da hücre duvarı var. Mantarların hücre duvarı kitin yapılı. Dönüp dolaşacağız. Bak bugün çok
ileriden bahsettik. Üçüncü ünitede de canlıların sınıflandırılmasına geleceğiz. Orada bakterileri anlatırken diyeceğiz ki depo karbonhidratı ne? Hemen cevap vereceksiniz, glikojen. Mantarın glikojen. Peki bitkilerin hücre duvarında ne bulunur? Selüloz. Mantarların hücre duvarında ne bulunur? Kitin. Dediğim gibi burada cebime koyacağım. İleride hep bunları kolay kolay gelecek, kullanacağım. Kitin bir de eklem bacaklıların, yani aslında böceklerden bahsediyoruz. Eklem bacaklıların dış iskeletinde bulunuyor. Böyle böceğin üstüne bastığınız zaman çatırt diye bir ses gelir ya. O çatırt diye gelen ses işte bunun dış iskeletinden gelen ses. Yani kitin sadece mantarların hücre duvarında değil, aynı zamanda eklem bacakların dış iskeletinde de bulunmuş oluyor. Böylelikle karbonhidratları bitirdik. Karbonhidratlardan sonra yağlardan, yani lipitlerden bahsedeceğiz gençler. Yağların havalı adı da lipitler olmuş oluyor. Aynı karbonhidrat gibi, nasıl karbonhidratlarda CHO vardı, yağlarda da fix CHO mutlaka bulunacak. Bazı çeşitlerinde azot ve fosfor da bulunabilir ama dediğim gibi fix C'si, H'ı ve O'su bulunacak. Yağlar da enerji eldesinde kullanılıyordu ama karbonhidratlardan sonra, yani yağlar bizim için ikinci dereceden enerji vericiler. Karbonhidratlardan ve proteinlerden daha fazla enerji veriyorlardı. Aynı eşit miktarda yaktığım zaman daha çok enerji elde edebiliyordum. Neden yağları tutup birinci sırada kullanmıyordum? Çünkü yağları yakmak zor. Yağların hidrojenini fazla, oksijenle zor tepkimeye giriyorlar. Yağların monomerlerine, yapı taşlarına, yani hücre zarından direkt geçebilenlerine ise yağ asitleri diyeceğiz. Veya gliserol ismini vermiş olacağız. Kimyacılar da gliserin diyor. Aslında gliserolle gliserin birbiriyle aynı şeyler. Monomerleri yağ asitleri veya gliserol olmuş oldu. Karbonhidratları birbirine glikozit bağıyla bağlamıştım. Yağları ise birbirine ester bağı dediğimiz bir bağ ile bağlanacağız. Yine monomerler bir araya gelecekler. Bu monomerler bir araya geldiği zaman haliyle aralarında bağ kurulması lazım. Yağlar için de bu bağım ester olmuş olacak. Yazılıda hoca büyük ihtimalle kıyas soruları soracak. Bir tarafa işte karbonhidrat, yağ, protein diyecek. Bir tarafa bağların isimlerini verecek. Eşleştirin diyecek. Karbonhidratları glikozit bağı, yağları ester bağı diyeceğiz. Proteinlerde de birazdan peptit bağı olduğunu söyleyeceğiz gençler. Yağ çeşitlerine baktığımız zaman önemli olan 3 çeşit yağımız var. Bunlardan birincisi trigliseritler. Trigliseritler aynı zamanda nötr yağlar ya da nötral yağlar ismini de verebiliyoruz. Trigliserit bizde hayvanlarda yağın depo şekli. Yani biz yağ depolamak istediğimiz zaman mutlaka trigliseritlere çevirerek depoluyoruz. Fosfolipitler hücre zarımızın yapısında var. Nasıl ki biz hücrelerin bir araya gelmesiyle meydana geldik. Her yerimizde hücreler var. Haliyle her yerimde de hücre zarı var. Hücre zarının yapısında bulunan lipitler de fosfolipitler olmuş oluyor. Steroidler de yine bazı hormonların yapısına katılacaklar. Bizim vücudumuz için önemli bir yağ çeşidi olmuş olacak. Hemen açalım bunları yavaş yavaş, hangisinde ne özellik varmış bir bakalım. Trigliseritler ya da nötral yağlar dediğimiz zaman hayvanlarda yağın depo şeklinden bahsediyoruz. Yani dediğim gibi vücudumuzda çok karbonhidrat aldık. Bu karbonhidratları depolamak istiyoruz. Neye çevirerek depolayacaktık? Yağlara. Çevireceğim yağ da kimmiş? Trigliseritler olmuş olacak. N-1 kuralı her zaman için geçerli arkadaşlar ama burada bir katsayı bilmemiz gerekiyor. Trigliserit sentezi yapılacaksa, yani sen tutup da bir tane trigliserit sentezlemek istiyorsan illaki 3 tane yağ asidini bir tane gliserolle birleştireceksin ve açığa 3 tane su çıkmış olacak. N-1 kuralı neden geçerli dedim? 3 yağ asidiyle bir gliserol birleşirse kaç tane şeyden bahsediyoruz? 4. 4 tane birleşince açığa kaç tane su çıkmış? 3. Ama senin kat sayıları mutlaka bilmen lazım. Bazen hocalar sayısal sorular sorabiliyor. Diyor ki mesela bir hücrede 99 tane trigliserit sentezlenecek.
99 tane trigliserit sentezlenecekse kaç tane gliserol kullanılır, kaç tane yağ asidi kullanılır, kaç su açığa çıkar? Kat sayıları bilmezsek bu işlemleri yapamıyoruz. Şimdi bir trigliserit sentezlenirken bir gliserol kullanılmadı mı? O zaman 99 tane trigliserit sentezlenirken de 99 tane gliserolün kullanılıyor olması gerekiyor. Bir gliserole 3 yağ asidi olduğuna göre o zaman senin hemen 99'u 3 ile çarpman lazım. 99'u 3 ile çarpalım. 9 kere 3 27 elde var 2. 9 kere 3 27 2 de eldemiz vardı. 29. Yani senin 297 tane yağ asidi kullanman lazım. Yağ asidi sayısıyla su eşit olduğuna göre demek ki 297 tane de su açığa çıkacak. Kat sayılar bizim için önemli olmuş olacak. İster suyu verir, bunları sorar, ister burayı verir, suyu sorar. Ama mutlaka dediğim gibi yağlarda kat sayıyı bilin. Sadece yağlarda farklı bir şey söylüyoruz. Kalanına N-1'i yapıştıracağız. Soruları çözmüş olacağız. Diğer bir yağ asidi çeşitlerimize gelelim. Yağ asidi çeşitleri dediğimiz zaman doğada bir sürü yağ asidi var. Biz bunları doymuş yağ asitleri ve doymamış yağ asitleri olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Doymuş yağ asitleri dediğimiz zaman adı üstünde bunlar doymuş. Karbonlarının arasında tekli bağ varmış. Yani bunların karbonları böyle tek tek bağ yapıyormuş. Doymamış yağ asitleri ise doyamamışlar. Neye? Karbonları arasında çiftli bağ varmış. Yani bunların karbonları böyle çiftli çiftli bağlar yapıyormuş. Bunlar hidrojene doymuş. Bunlar hidrojene doyamamış. Bunlar hidrojene doydukları için oda sıcaklığında katı halde bulunmuşlar. Bunlar hidrojene doyamadıkları için oda sıcaklığında sıvı halde bulunmuşlar. Hemen şuraya da katısını yazayım. Doymuş yağ asitleri genellikle hayvansal kökenlidir. Şöyle bir düşündüğünüz zaman oda sıcaklığında katı olarak bulunan hangi yağlar var? İşte tereyağı var, kuyruk yağı var. Sıvı halde bulunanlar zeytinyağı, ayçiçek yağı, mısır özü yağı, bunların hepsi ise sıvı yağ kategorisine girmiş oluyor. Aklınızı bir şey karıştırabilir. Ne karıştırabilir? Belki margarinler karıştırabilir. Şu reklamlara çıkan margarinlerden bahsediyoruz. Margarinler oda sıcaklığında katı haldeler. Margarinler o zaman doymuş yağ asidi mi içeriyor? Hayır. Margarinler bitkilerden elde ediliyor. Doymamış yağ asitleri içeriyorlar. Fakat bu doymamış yağ asitlerini fabrikada hidrojene doyuruyorlar. Yani kimyasal bir işlem yapıyorlar. Fabrikada hidrojene doyurdukları için de bunlar katılaşıyorlar. Oda sıcaklığında katı halde bulunabiliyorlar. Ama margarinlere bu işlemleri yaparken trans yağlar da karıştırıyorlar. O yüzden margarinler insan sağlığı açısından zararlı yağlardır. Kullanılmaması gerekiyor. Tabii ekonomik olması, uzun süre saklayabilmemiz bunları çok tercih etmemize sebep oluyor ama birçok ülkede margarin kullanımı yasaklandı. İnsan sağlığı için olumsuz etkilerinin çok fazla olduğu saptandı gençler. Biz gelelim diğer yağlarımızın çeşitlerine. Bunlardan bir tanesi fosfolipitlerdi. Fosfolipitler dediğimiz zaman da hani başında fosfo kelimesi var ya, fosfo yani yapısında fosfat var. Normalde trigliseritler ne oluyordu? 3 yağ asidiyle bir gliserol birleşiyordu. Burada yağ asidinin bir tanesi yerine fosfat var. Yani 3 yağ asidi bir gliserolle birleşmemiş de 2 yağ asidi bir gliserolle birleşmiş, bir tane de fosfat grubundan oluşmuşlar. Ve fosfolipitler hücre zarının yapısında bol miktarda bulunacaklar. Hücre zarını bir sonraki ünitede çok açacağız. Hücre zarı dediğimiz zaman şunlar mesela bir tane fosfolipid molekülüdür. Çift sıralı olarak dizilecekler. İşte suyu seven kısım hidrofilik veya suyu sevmeyen hidrofobik kısımları olacak. Fobikleri yani sevmeyenleri içeri doğru alacaklar. Sevenleri dışarı doğru alacaklar. Bu şekil şu aslında. Şu hücremiz olduğunu hayal edersen hücre zarının bir parçasını büyüttük çizdik. Büyütüp çizdiğimiz açılımlı şekli bu. Şimdilik biz fosfolipidlerin hücre zarının yapısında bol miktarda bulunduğunu
bilirsek bizim için yeterli olmuş oluyor. Steroidler dediğimiz zaman da bunu unutmayacağınız şey, bunlar monomer yapılı. Yani büyüğü yok. Bak, fosfolipid büyük. Neden? Gliserol, yağ asidi, fosfat, yani küçüklerin bir araya gelmesiyle oluşmuş. Fosfolipid büyük bir şey. Trigliserit büyük bir şey. 3 yağ asidi bir gliserolden oluşmuş. Ama steroidler monomer yapılı. Yani bunlar hücre zarından doğrudan geçebilirler. Özellikle cinsiyet hormonları, östrojen, testosteron gibi hormonların yapısına katılıyorlar. Hormonların diyeyim. Yapısına katılıyorlar. Halk arasında çok duyarız. Kolesterolü yükselmiş. İşte doktor şunu tavsiye etti. Bu ilacı kolesterolü için kullanıyor. Kolesterol de yine steroid yapılı bir yağ çeşididir. Yani kolesterolü yükselmiş diye konuşurlarken vücudundaki steroid yapılı bir yağın yükseldiğinden bahsediyorlar. Miktarının arttığından bahsediyorlar gençler. Buradan geçelim proteinlere. Proteinlerde de üstüne basa basa duracağımız bir nokta var. Karbonhidrat ve yağlarda ne vardı? Fix C, H, O vardı. Proteinlerde ise C, H, O ve mutlaka azot bulunacak. Bazı çeşitlerinde kükürt de bulunabilir ama tüm proteinlerde karbon, hidrojen, oksijen ve azot mutlaka bulunacak. Mutlaka ve mutlaka. Proteinler bizim üçüncü dereceden enerji vericilerimiz. Karbonhidratlardan fazla enerji veriyorlar. Yağlardan da az enerji veriyorlar. Yani orta sırada kalmış oldular. Proteinlerin monomerlerine, yani en küçüklerine ise amino asit ismini vereceğiz. Haliyle monomerleri birbirine bağlayan da bir bağ ihtiyacımız olmuş olacak. Bu monomerleri birbirine bağlayan bağ ise peptit bağı ismini vereceğiz gençler. Proteinlerin yapısında amino asitler bulunur dedik ya. Her amino asidi de insanlar sentezleyemiyor. İnsan vücudunda sentezlenemeyen amino asitler var. İnsan vücudunda sentezlenemeyen amino asitlere temel, esansiyel veya zorunlu kelimesini kullanacağız. Aslında aynı şey yağ asitleri için de geçerli. Mesela bir yağ asidini ben sentezleyemiyorsam, illaki bitki sentezliyor ve ondan bu ihtiyacımı karşılıyorsam, o temel yağ asididir veya zorunlu yağ asididir. Yani ben onu bitkiden almak zorundayım. Amino asitler için de aynı şey geçerli. Eğer insan vücudunda sentezlenemiyorsa mutlaka esansiyel veya temel kelimesini kullanacağız. Aynı mantık dedim ya, sadece yağlarda katsayı farkı olacak. Diğerlerini N-1 ile yapacağız. En sayıda amino asit bir araya gelirse bir protein sentezlenmiş olacak. N-1 sayıda da su açığa çıkmış olacak gençler. Yine aralarda kurulan bağ sayısından kaynaklanıyor. O zaman şöyle bir toplayalım sizinle birlikte. Karbonhidratlar var, yağlar var bu videomuzda. Aynı zamanda proteinlerden bahsettik. Karbonhidratlar birinci dereceden enerji veriyorlardı ama en az enerjiyi veriyorlardı. Yağlar ikinci dereceden enerji vericilerdi ama en çok, içinde kıyas yaptığım zaman, onlar enerji vermiş oluyorlardı. Proteinlerden enerji elde etmiyorduk. Bir sigorta şirketi gibi düşünebilirdik. Çok zorda kalırsak proteinlerden enerji elde ediyoruz. Sıralama olarak da orta sıraya gelmiş oluyorlardı. Karbonhidratların yapısında mutlaka CHO var. Yağların yapısında da mutlaka CHO var. Proteinlerin yapısında CHO, bir de mutlaka azot bulunacak. O yüzden solunum tepkimelerinde kullandığımız zaman, mesela karbonhidratlarımdan enerji elde ettim yaptığımda karbondioksit ve su açığa çıktı. Yağlarımı solunum tepkimelerinde kullandığımda yine karbondioksit ve su çıkacak. Çünkü CHO var. CHO var. Ama proteinleri yapıp kullandığımda karbondioksit çıkacak, su çıkacak, bir de azotlu bir şey, yani amonyak açığa çıkmış olacak. Karbonhidratları birbirine bağlayan bağ glikozit bağı ismini vermiştik. Yağları birbirine bağlayan bağ ester adını verdik. Proteinleri birbirine bağlayan bağ ise peptit bağı ismini vermiş oluyoruz.
Karbonhidratların yapı taşına monosakkaritler ismini kullandık. %99 sorularda glikoz çıkacaktır. Yağların iki tane yapı taşı vardı. Yağ asitleri oluyordu ya da gliserol adını verdiğimiz yapı taşları vardı. Proteinlerin yapı taşlarına ise amino asit ismini vermiş oluyoruz. Zaten aslında anlattığımız her şeyi de burada kıyas olarak birbiriyle vermiş olduk. Yazılıda çok işinize yarayacağını tahmin ediyorum. Çünkü bu tarz kıyaslamaları hocalar çok fazla derecede soruyor gençler. Biz gelelim bir amino asitin şekline, yani amino asitin yapısına bakalım. Amino asite baktığımız zaman da doğada bulunan amino asitlerin tamamında şu yukarıdaki yapı aynı. Yani şu R'yi kapatayım, radikal değişken grubu kapatayım. Tüm amino asitlerin ortasında bir karbon var. Bu karbona bağlı bir amino grup, hidrojen grup ve karboksil grup adını verdiğimiz gruplar var. Amino asitlerin birbirinden farklı olmasını şu radikal, yani değişken grup sağlamış oluyor. Tamamıyla uyduruyorum, yani bu R'nin yerine atıyorum CH3 bilmem ne yazıyorsun, alenin amino asit oluyor. NH bilmem ne yazıyorsun, glisin amino asit oluyor. Bilmem ne bilmem ne yazıyorsun, lizin amino asit oluyor. Sadece değişken, radikal grubun değişmesiyle amino asitler birbirinden farklı oluyor. Bunları kapalı yazmak istersek de nasıl gösteriyoruz? Öncelikli olarak ortada bir C'si vardı, Hacer. Hidrojen burada, radikal grup burada. Buna bağlı bir COOH, yani karboksil grubu var. Buna bağlı da bir amino NH2 grubu var. Sonra bir tane daha amino asit çizecek olursak yine aynı yapıda olmayacak mı? C'sini koydum. Hidrojeni yukarıda, Hacer radikali aşağıda. Şurada NH2, yani amino grubu. Burada da karboksil grubu dediğimiz COOH dediğimiz grubun bulunması gerekiyor. İki amino asit birbirine, birinin karboksil grubuyla diğerinin amino grubu arasında peptit bağı kurulmasıyla bağlanıyor. Yani böylelikle peptit bağı sayısı kadar da su açığa çıkar demiştik ya. Mutlaka birinin karboksil ile diğerinin amino grubu arasında bağın kurulmuş olması gerekiyor gençler. Sonra bilmemiz gereken birkaç şey daha var. Bu bilmemiz gereken şeyler ne? Bir kere sen karbonhidrat, yağ ve protein sentezliyorsun. Karbonhidrat ve yağ sentezlediğin zaman DNA karışmıyor. Ama protein sentezi yapacağın zaman DNA diyor ki dur. Senin sentezine şifreyi ben vereceğim diyor. Benim verdiğim şifreye göre sen gerçekleştireceksin bu işi diyor. Protein sentezi ribozom adı verilen bir organelde yapılıyor. Zaten ribozom, prokaryot, ökaryot tüm canlılarda vardı. Protein sentezine DNA şifre verdiğine göre, DNA'daki şifreye göre gerçekleştiğine göre, o zaman iki canlının DNA'sı birbirine ne kadar çok benzerse proteinleri de birbirine o kadar çok benzer. Böyle bilimsel çalışma yaparken çok kolay söylüyoruz, diyoruz ki DNA'sı aynı olan ya da yakın olan canlılar yakın akrabadır diyoruz, ama DNA analizi yapmak o kadar kolay bir iş değil. O yüzden de canlıların sınıflandırılmasında protein benzerliği kullanılıyor gençler. Mantık nereden geliyor? Protein sentezine DNA şifre verdi. O zaman DNA ne kadar benziyorsa protein de o kadar benzemiş olacak. Bunları lütfen unutmayın, aklınızda tutun. Hemen ödüllü sorumuza geçiyoruz. Ödüllü soruyu cevaplıyorsunuz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz.